Sarım tekrardan sizlerleyiz. Bugün ticaretten bahsetmek istiyorum biraz sizlerle detaylı bir şekilde. Şu an kampımızdayız zaten görüyorsunuz. Trading post kısmından manage wagon dedikten sonra benim de oyunun vermiş olduğu basit sade bir vagona sahibiz şu anda. Merchantry level'ımız 10 arkadaşlar. Bir tane de atımız bağlı görüyorsunuz. Tier 3, kademe 3, level 11 atımız bağlı. Uzun zamandır banlıyım biliyorsunuz bu yeni bir çağ öyle kasıyorum bu aralar bilginiz olsun bu arıyor Bu arada klanımıza yeni arkadaşlara ihtiyacımız var saygılı olmak şartıyla aktif Discord, WhatsApp ve e, Not savaşlarına katılma önem veren arkadaşları artı 4 gaz CP herkesi alacağız. E, rahat 10 kişilik yerimiz var bilginiz olsun aklınızda bulunsun. Trading post kısmından Merchantry geldikten sonra 4 tane işimiz var zaten bize escort edecek. Toplam food kapasitemiz arkadaşlar 16k. Direkt buradan depart diyerek bölgeye gidiyoruz. Sizlere en etkili bir şekilde nasıl kar edebiliriz? Neler yapmalısınız? Neler yapmamalısınız? Onlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Öncelikle şu NPC'nin yanına bir gidelim. Kardeşimiz bir gitsin oraya. bayağı da yavaş gidiyor. <laughs> Öncelikle size bu MIT'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela Trade Shop dedikten sonra Exchange kısmında şu anda gözükmüyor. Normalde burada daha yeni başladığımız için ticareti. Burada bazı materyaller var. Exchange takas edebileceğiniz arkadaşlar bazı materyal karşılığı bazı itemler alabiliyorsunuz. Onun için de raport puanı istiyor. Şu üstte görmüş olduğunuz raport yazıyor. Bu raportu nasıl arttırabilirsiniz? Direkt 30 raport puanı ekleyen Emiti görevi var şurada. <laughs> NPC ile olan dostluk oranınızı %100'e getirmeniz gerekiyor. Buradan enerji harcayarak zaten biliyorsunuz bunu. %100 yaptıktan sonra direkt otomatik olarak size 30 raport puanı veriyor arkadaşlar. Ekstradan da satın alım veya satım yaptıktan sonra NPC'ler arası yavaş yavaş artıyor. Bilginiz olsun çok hızlı bir şekilde artmıyor. Geldik mesela %2 ve kırmızı olanlar arkadaşlar daha fazla satılan fiyatları gösteriyor. Maviler ise daha az satılan fiyatları gösteriyor. Buradan mesela ne alacağız? Öncelikle bu özel trend lambarı varmış. Odunu varmış. Ağaç odunu. Kalfiyon Southwest'te gösteriyor en yakın olarak. 2570 food istiyor. Ama buraya gitmemeliyiz. Çünkü mavi renkte %11 var. %11 oranla daha az fiyatla satacağız oraya. Oraya gitsek daha ucuz bir miktardan alacağız. Ama şu anda trendde olduğumuz için 253k'dan almamız gerekiyor. Bunu alır orada satarsak zarar ederiz. Bilginiz olsun. Onun altında Kalfiyon bölgesi var. North Kalfiyon'da. 5107 food istiyor. %46 bir oranla da çarp edeceğiz arkadaşlar satarsak. Diğer itemlere bakmamız gerekiyor. Öncelikle mesela Kalfiyon'da bu var. Eferye'de var. Florin de var arkadaşlar. 5K, 7K, 8K mesela food kapasitesi. istenilen food oranı. Diğerlerine bakarsak Behir var. benim amacım ve sizin de amacınız sürekli sadece bir tane bir şey alıp gitmeyin. Bir tane bölgeye alabildiğiniz kadar aynı bölgeye gittiğinizde orada satılabilecek ürünlerin hepsini almaya çalışın arkadaşlar. Kalfiyon, Eferi, Florin lazım mesela bize. Kalfiyon var bu da. Direkt aldım. 5100 yemek istiyor. Bundan da bir tane alıyormuşuz. O biraz üzdü beni ama. Neyse. Şimdilik göstermek amacıyla 253k'dan alıyoruz. Mesela Calphion'a gittiğimizde 371k'dan satmış olacağız. Bu ikisini aldık zaten. Envanterimiz vagonun storage'ı doldu zaten. Buradan destination kısmından gideceğimiz bölgeyi seçmemiz gerekiyor. kalfiyon bölgesine gideceğiz. Yol boyunca bazı kısımlarla karşılaşacağız. Sürekli aksel kullanın arkadaşlar. Bunun cooldown'u doldukça bu şekilde daha hızlı gidebiliyorsunuz. Bu arada yeni bir vagon üretebilirsiniz tabii ki de. Daha hızlı bir vagonumuz var fakat bende yeterli malzeme materyal olmadığı için odun falan mı ne bir şeyler istiyordu çok fazla. O yüzden üretemedik. Mesela yeşil renkte var arkadaşlar. Ağaç kesme görevleri çıkıyor. Ben bunlara yapmıyorum açıkçası. Çok fazla food da harcamak istemiyorum. Bu alanda durdukça sürekli otomatik olarak food bitiyor, yemeğiniz bitiyor. O yüzden istediğimiz bölgelere kısa bir şekilde varmak istiyoruz tabii ki de. Ama örnek olarak birazdan size bir tanesini gösteririm. Bu arada sağda bir şey oldu görmüş olduğunuz gibi Wandering Merchant. Yani seyyar bir satıcı var. Arada geliyor şansınıza. Ona gidip taş alabilirsiniz ucuz fiyata. Tanesi 1 emden Grand taşlar satıyor arkadaşlar. Force taşları falan satıyor. Çok ucuz miktarla, çok cüzi miktarlarda miktar para karşılığında alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama ben zamanımı harcamak istemiyorum. Bir daha denk gelirse o şekilde giderek göstereyim size. Şimdilik Kalfiyon bölgesine geldik. Mesela bir saniye yanlış mı geldik acaba? Doğru gelmişiz. ibare. bari. falan geldik sandım bir an korktum. Foodlar boşa gidecek diye. E, günde zaten rahat 3 kere girebiliyorsunuz. Şu an 16k max foodumuz var her girişte benim şahsen. Trade shop kısmından sele geldiğimizde buraya sattık mesela. E, bunu da 371k'dan sattık ve karımızı elde ettik. Her bölgeye gittiğinizde NPC ile karşılaştıktan sonra food almayı unutmayın arkadaşlar. Size 750-500 1k food ekstradan satın alabiliyorsunuz buradan. Fayda faydadır. Ee, özel bir materyal var mesela. 5 tane alabiliyoruz gayet güzel. 163K'dan satılıyor. En yakın Eferia var. Diğer itemlere bakarsak aynen bu da Eferia'da satılıyor. Çok güzel. Bu da de satılıyor. Keşke hepsini alabilsek fakat alamıyoruz. Ben öncelikle direkt bunlardan alacağım 5 tane. O 475 oldu. Şaka mı bu? Neyse. Ağırlık direkt 475 oldu. Bu special'lardan aldığımızda çok fazla alamıyoruz. Çünkü fazla ağırlık kaplıyorlar. 8 tane de bundan alabiliyoruz. FRA'ya gideceğiz zaten. Boş gitmeyelim. Dediğim gibi exchange kısmı bu şekilde. En üstte gördüğünüz gibi 180 raport puanı veya daha fazlasını istiyor takas edebilmeniz için. Ee, Black Crystal Armor. Force Armor taşı yani. Ama çok saçma bence. 9120 odunumu ben bir tane Force zırh taşı için harcamak istemem şahsen. Siz ne yaparsanız bilmiyorum. Mantık olarak sizin de böyle bir şeye onay vermemeniz gerekiyor tabii ki de. Şimdi buradan nereye gidecektik? Efer'e gidecektik. Kalfiyon kısmında Efer'e otopet diyoruz arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Hemen aksel kısmımıza basacağız. Cooldown'u geldikçe ki seri bir şekilde hızlı bir şekilde varmak istediğimiz yere gidebilelim. Şu an gördüğünüz gibi pembe bir renk çıktı. E, toplama çapa mı yapıyor ne yapıyor? Gathering yapıyoruz yani. E, güzel Foraging'den güzel bir şey alır mıyız? Aynen gördüğünüz gibi 1400 adet e, ot verdi arkadaşlar. Tek seferde. Yani, karlı bir iş şey tabii ki de bu ticaret. E, size tavsiyelerim. E, göstermiş olduğum gibi NPC'den NPC'ye çok fazla uzak mekanlara gitmeyin arkadaşlar. Benim şu an yapmış olduğum gibi yaparsanız çok daha e, faydalı şeylere sahip olacaksınız. 1080 metre dediği için ben e, şeye gitmek istemiyorum. Bu kısımda sadece size NPC'ler arası ticaretten bahsetmek istiyorum. Bu seyyar satıcı arada çıkıyor demiştim ya. Ona gitmeyeceğiz şimdilik. Trade kısmına geldikten sonra hemen direkt satalım arkadaşlar. Evet ben bir şeye dikkat etmemişim şu an. Görmüş olduğunuz gibi. %31 daha az bir fiyata satacağız bunu buraya. Ben ona hiç dikkat etmedim anlatmaya çalışırken. Siz bu hatayı yapmayın. Bir hata yaptık. Hatasız kul olmaz diyelim geçelim. Biraz zarar ettik buradan tabi Yapacak bir şey yok. 3 adet bundan alabiliyoruz. Kalpheon da varmış. Ee, ama Kalpheon'da ücretli <laughs> çünkü az önce bakmayı unutmuşum. Mavi renkte yazıyor arkadaşlar %19. Ee, daha az fiyata satacağız. O yüzden işimiz yok. Gördüğünüz gibi Kalpheon %20 oranla alıyormuş. Florin var, Keplan var. Ee, florin var. Tamam bu florinleri alırız 3500 foot karşılığında da o bölgeye gideriz. O 2500 foot alacağız. Çok güzel. 798 tane şey karşılığında. Gerçekten güzel bir exchange ettik şu an. Hemen şu kısımdan e, set deş, destination kısmından yerimizi seçeceğiz. Gitmek istediğimiz. Unuttum haritaları ya. Uzun zamandır çok oynamıyorum açıkçası. Karakterin banlı zaten biliyorsunuz. Parlaklık düştü. Bu beni üzüyor. Kusura bakmayın hemen Aksel dedik. 1600 metremiz var. Gayet 10K'da food'umuz var. Az önce aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı renkte. Buradan güzel bir kutu falan verir diye düşünüyorum. Araştırıyor bizim işçilerimiz burada bizim için zaten. Sarı renkte kısımları tavsiye ediyorum size. Ve mor. Bir tane kutu verdi. Onu da ticaret NPC'sine girdiğimizde orada chest yazıyor arkadaşlar. Treasure, hazine chestleri. Oradan kırdırabiliyoruz fakat çok güzel şeyler çıkmıyor. Ahım şahım şey yok merak etmeyin. Sevinmeyin, heyecanlanmayın. Ben size söyleyeyim zaten çoktan da belki biliyorsunuzdur. Biraz geç bir video oldu tabii ki de. Maalesef bazı şeylerim var, sıkıntılarım var o yüzden. Anca bir video çek çekebildim. Ana karakterim de banlı. Çok özledim Sorcerer's'ımı. İnşallah 2 hafta içerisinde açılacak. Çok geri kaldım. Allah kahretsin o yüzden. Bu Pearl Abyss'i ee, Gereken Şeyleri yapmıyorlar ee, Banlanması gereken insanları Banlamıyorlar. Neyse Treasure kısmını görüyorsunuz. Şurada bir seçenek var Treasure kutu resmi. Bunu buraya koyduğumuzda Kendisi otomatik olarak açıyor Condensed Dark Enerji verdi ee, Harika ötesi ne diyebiliriz ki Buradan direkt Malzemelerimizi satıyoruz Paramızı alıyoruz. Mis Şimdi 6.700-900 food'umuz var. O bir k daha alacağız. 7.900 neredeyse 8k food'umuz daha var. Şimdi Eferi'ye götürebiliriz bunu arkadaşlar. %5 daha fazla miktarda. Ama Delphi Outpost'u %41 daha fazla alıyor. Yani bu tabii ki de artıyor fakat mesela glitch kısmı var. 433k'dan alıyor %189 daha fazla. Ama 9k 10k food istiyor ve biz hayatta oraya gidemeyiz. Şimdi öncelikle bakalım arkadaşlar. kalfiyon North Eferia kısmına başka malzeme var mı? Bir bakalım. Varsa ondan alır gideriz. Eferia yok maalesef. Delphi Behir. Behir var. Güzel. Behire yetişir miyiz bilmiyorum. Ee, tehlikeli biraz. Risk alalım tabii ki de. Şundan da aldık Behir'e. Tamamdır. Exchange kısmı buradan bakabiliyorsunuz her seferinde. 160 raport puanı istiyor. Genelde 140 ve 200 arası istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Behir'e gitmemiz gerekiyor. Behir bölgemiz neredeydi şimdik? Tamam otopet diyelim. Ya inşallah food'umuz yeter. Bakalım bir risk alacağız sizlerle beraber. O 3K uzaklık varmış. Vay canına. 3000 metre, Bayağı da uzak bir bölgeye seçmişiz biraz. 6700 fudumuz kaldı, 6600, %50'nin altına indi şu an fudumuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi size tavsiyem, benim yaptığım gibi, şu an biraz fazla uzak uzak mesafeye gittik. Ee, amacınız kısa mesafeler arası, e, uzun soluklu, uzun vadeli bir ticaret şeyiniz olsun ki merchant yani ticaret seviyenizi geliştirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda tabii ki de daha güzel şeyler gelecektir eminim. Şu anda bir tane at takabiliyoruz sadece. Bir tane de vagon üretebiliyorsunuz. Onu ürettikten sonra bir videoda kesinlikle gelecektir ama şu an malzemem materyalim çok az olduğu için çekemiyorum. Ee, çok rahat geldik açıkçası. Güzel. Ee, şunu da açmak istiyorum mesela. Güzel bir materyal toplayacak mıyız? Odun odun işareti var zaten. İşçilerimiz bir toplasın. 2500 food'umuz var gerçi burada bekleyerek kötü mü yaptık, iyi mi yaptık? Gerçi çok food gitmiyor. Gayet güzel. Daha da kazandık hatta. %15'in altına indi ve 290 250 geldik. Sıkıntı yok. Relax. Behir bölgesine geldik. Bunları da satalım ve karımıza bakalım arkadaşlar. Zaten başka bir yere gidemeyeceğiz büyük ihtimalle. Food'umuz bayağı azaldı. 1500 food var. Şuradan bir bir klık 2 klık food alabilirsek belki zorlarız. 750 food alıyoruz mesela. Eee materyallerimizi hemen satalım. Çok güzel. 39M 700K paramız var. Şimdik. 1500 food'umuz kalmış. Hiç gitmeyeceğim arkadaşlar. E, bir sonlandırmak istiyorum. End of ticaret dediğimizde burada bize raporu gösterecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi A, A, B ve S gerçekten güzel har harfler aldık açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bu şekilde size tavsiye ederim her şeyi yapmanızı. Toplamda 11,500 emlik alım yapmışız. Ve 14M 141K'lıkta bir satış yapmışız. Yani bir 3M kastık boş beleşten yani hiçbir şey yapmadık. Ben de sizi burada anlattım. Şunun da bir esesini alayım. Bu şekilde devam etmek isterseniz veya sorunuz varsa arkadaşlar lütfen belirtmeyi unutmayınız. Bugünlük video bu kadar olacaktır. Kendinize çok iyi bakınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle.